şeyden de önemli şu anda. İşte hep bunu da söylüyorum. Yani iktisatta bize de onu öğrettiler. İnsanların 11 tane zorunlu harcama kalemi var. Düşün, bu 90'lı yılların sonunda öğrettiler bana. Şu anda bu daha da artmıştır. Şimdi 11 kalemi sadece 3 tanesi bunların hayati kalem. Giyinme, barınma ve haliyle beslenme. Şimdi normalde bir asgari ücret alan bir insan sadece bunun %80'ini karşılayabiliyor. Geri kalan 8 taneyi, ki bunun içinde iletişim, ulaşım, İşte kültür, sanat, ıvır kıvır. Yani 8 kalem için sadece gelirinin %20'sini ayırabilecek durumda. Ki onu da ayıramıyor. Yani haliyle sen kendini eğitemeyen, eğlenemeyen, kendini geliştiremeyen bir halkla berabersin. Ve bu halktan sen demokrasi, hukuka karşı, atıyorum Sinan Ateş davasında böyle bakmasını istiyorsun. Adamın eve getirecek ekmeği yok. Adamın umurunda değil. Kim ceza almış, kim ne yapmış. İşte yalandan bakıyor ediyor. Yani kendi ülkesindeki hak, hukuk, adalet ve bunun gibi kendi özlük haklarıyla ilgili hiçbir tasarrufta bulunamıyor. Çünkü adamın derdine ekmek yok götürmek. Aynen. Hali kalmıyor. Ertesi gün işe gitmek, çalışmak, işsiz kalmamak, daha çok çalışıp tekrar eve ekmek götürmek, gerekirse çocuklarına işte okula göndermek. Yani sadece hayat bununla geçiyor. Tabii. Halbuki yurt dışında, atıyorum zengin köyde, hayat bu değil. Adam çalış, uyu. Çalış, uyu, kalk. İngiliz'in postacısı geliyor. Çok çalış. Seni kendi vatandaşından daha ucuza senin ülkende tatil yapıyor emekli ücretiyle. Ve bu tatil bir hafta, 10 gün tatil yaptıktan sonra, sınırsız yedikten sonra ülkesine geri dönüyor. Aynen yaşamına devam ediyor. Bu onun bütçesinde herhangi bir yarayı açmıyor bile. Sen bırak arabayı da buradan güneye inemiyorsunuz yol masrafı yüzünden. Yani çok fakirlik, daha da fakir olacak bir de insanlar. Bak. Çünkü geliri artmayacak yılbaşına kadar. Ve bu %80 olan 3 harcama kalemi %100'ü geçecek haliyle giyinmeden kısacaklar. Ne olacak? İkinci el spotlar. Zaten internet trafiklerine baktığında ikinci el satan siteler inanılmaz revaçta. İnanılmaz. Çünkü kimse sıfır giyecek alamıyor. Onu attın. Barınma, %65 zam geldi. Ha, %25 yanlış mıydı? Yanlıştı. Ha, şimdi %65 zam geldi. Bu adamların geliri artmadı. Daha beter durumdalar. Haliyle bunlar gıdadan da kesecekler. İşte 260 liraya kilosu zeytin almaya başlayacaklar. O zaman gibi. Dinlemeyeceğim, böyle oluyor. Yani nereden geldik konuya? Ya hem yo soruları hem de Mithat Hoca yazmış da. Mithat mı? Evet. Oradan yazsana, buraya gelseymiş. Börek getirmemek için geldiymiş. Ya bilmiyor muyum ben Mithat Hoca? 3 kuruşun hesabını yapmış. Ya Allah'ım ya. Yani 2 börek getirir insan. Ya, bu önümüzdeki hafta gelecek, seni de bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ben olmayabilirim. Nereye gidiyorsun? Yurt dışında toplantım olabilir. Şimdi size bir otobüs maliyeti... Daha ucuz dediler orada toplantı. Anladım. Size bir otobüs, ya yurt dışına, yurt dışından çıkandan da her şeyden para almaya başlıyoruz yakında. Her şeye para vereceğiz. Çok kazanın, çok vergi vereceksiniz. Bütçeyi denkleştireceğiz. Bir otobüs yolculuğunun maliyetini çıkarmış Ercan İnan Patronlar Dünyası'nda. Şimdi otobüs biletleri 1450-1550 liraya. Otogara giriş çıkış ve yollar da pahalı. Otogara giriş çıkış da ücretli, biliyorsunuz. Mesela tek otogara giriş 200 lirayla 700 lira arasında değişiyor. En ucuzu birkaç otogara da girip çıkıyor otobüsler. Neyse, hem de yollara para veriyor. Maliyet 4800 lira. Buradan 800 kilometre yolla Muğla'ya gidiyorsun diyelim ki. Otogar, yollar 4800 lira. Arabayla gidecek o kadar tutuyor. Aslında çok da pahalı değilmiş. Otobüs için söylüyorum. Hadi şimdi arabayla gitsek de aynı fiyat neredeyse. Tamam. Evet, aynı fiyat. Çalışan maliyeti var. Onunla da 3200 lira diyelim bir tek seferlik. İkram maliyeti var. Onu da ekleyelim. 17 koltuk olsa... Neydi? Benim istemiyorum. 17 bin. Koltuk ne ya? 17 pardon, koltuk. 27 koltuk olsa, 27 koltuk arka satılmış olsa, hepsi satılmazsa... işte arka dörtlü var bir de. Arka dört. 90-100 bin lira bir gelir olduğunu düşün. 15 milyona da otobüs alıyorsun ve bu işe gireceksin. Bu arada yakıta da ne kadar harcıyorsun ortalama? İşte 9 bin lira falan. Ha, yakıtsız söyledin sen, sadece yolları. Tabii. Ha? Tabii. Yani yakıtla beraber arabayı söyledin. 9 bin, 9-10 bin lirada 200 litre, 800 bin kilometre tek seferde yakıta veriyorsun. Amortisman da vardır. Ha, 15 milyon otobüs alırsan onun da işte taksit. Sigortayı falan da, falan da ekliyorsun. Yapar mısın bu işi? Yani yine 1450-1550 lira olduğuna şükret otobüs. Ne yapacaksın? Uçağı işte, erken rezervasyon yaptırıp uçağa binmeye çalışacaksın. Aynı hesabı insan, yaptığın aynı hesabı şey için yap. Antalya'da yetişen domatesi
Ya dalında 5 lira, markette 35 lira nasıl olur diyorsun. Bu işi yapar mısın dediğinde aynı söyle geliyor. İlk başta gidiyorsun onları toplama ücreti ödüyorsun. Sonra onları hale taşıma ücreti ödüyorsun. Hale gidip para veriyorsun, hammaliye ödüyorsun, taşıyorsun. Onları sonra tekrar kamyonete yüklüyorsun. Şoför parası veriyorsun, o saydığın yol parasının tamamını veriyorsun, İstanbul'a getiriyorsun. Sonra oradaki halden tekrar onları indiriyorsun. Tekrar hammaliye veriyorsun, onları markete gidiyorsun, markete dağıtım ücreti ödüyorsun. Markete geldiğinde de marketin çalışan parası, elektrik parası, vergisi var. E haliyle 5 liralık şey tabii ki 35 lira olur market. Yani 15 milyonu faize yatır, bunlarla uğraşma. Niye uğraşacaksın? Kek olmak lazım. Yani sonra da vatandaş 1550 liraya bilet satıyor. 1 milyon liraya ayda 40 bin lira faiz alıyorsun. E vatandaş da bu bileti alamıyor. Ki yine zarardasın bu arada, para kaybediyorsun. Bir de para yani 1 milyonun eriyor 40 bin lira faiz aldığın bu ne pahalılık, bu ne pahalı, bu kadar pahalı bilet olur mu diyor insanlar haklı olarak bu cepteki parayla. Sen de diyorsun ki benim maliyetim bu. Hadi bakalım. İşte aynı hikaye. Evet. Dalda 5 lira, şeyde 25 lira. Çiftçi kazanamıyor. Bütün para yola gidiyor aslında. Yola gidiyor aslında. Bütün para. Git Antalya'da daldan kopar. Eyvallah 5 lira. Antalya'da ama İstanbul'da yemek istiyorsan bayrı. Tamam. Antalya'dan Antalya'ya bamya yemeğe götüreceğim sizi, buyurun. Bamya Selimpaşa'da canım. Antalya'da yok. Antalya'da. Şurada. Antalya'dan bir, o zaman buradan Antalya'ya gidiyor. Silivri bamya taraflarında bamya. Aa. Bak, Antalya'ya kaç liraya gitmiş bamya? Bak. 200. Bir saat önce Antalya'da bir pazardan geldi bu. Bir kilo bamya 200. Tamam, Antalya'da bamya var mı? Yetişiyor mu? Bu taraflarda yetişiyor. Ya, ya Amerika'ya gitse daha ucuz ya. Bu ne diyorsunuz ya? Vizesi yok, gidemez. Amerika'ya gitse bu bamya 200 lira olmaz. Ayrıca ne önemi var? Ha, bu arada ha, onu söyleyeceğim. Ha, Karadeniz'de. Bak, şey olarak demin tartıştık ya pasaport ücretlerini. Türkiye'de sadece 10 milyon kişinin pasaportu var. Ya bu bamya niye 200 lira? Onun pasaportu yok. Ya gerçekten ne olur bana ya, birisi açıklasın. Ne ben olursun. Ben bamya sevmem ki. Bana ne soruyorsun? Ben yemiyorum. Bamya 100 lira falan değilmiş bu arada. İstanbul'da 400 lira diyorlar. Kim diyor? Ya bamya ne? Bamya şey, bonfile evet, mi yiyoruz? Ben 150 liraya görmüştüm en son. 400'de olabilir. Hiç mantıksız değil. Nerede? Bahçeşehir pazarında bamya şu anda 400 lira. Pazarda üstelik. Bahçeşehir pazarı var ya. Evet. 400 lira. Bu da Antalya. Pazarda bir saat önce gelen görüntü. 400 liraya bamya mı olur be? 200 lira. 200 liraya olur yani mu? Limonun tanesi olmaz. 15 lira olursa bamyada 400 lira olur. Burada hani bir yani tarım politikası olmazsa memlekette, sokağın sesi olan şey siyasetin malzemesi olmazsa bu ülkede. Allah'ım yarabbim. Tabii ki bamyada 200 lira olur. Ve ne yazık ki bütün ekonomistlerin işaret ettiği şey aynı. Bunlar iyi günlerimiz. Şimdi size bir rakam daha vereceğim. Verme artık ya. Vereceğim. Bizi ya. Sizi mahvedeceğim. Bana diyordun. Senin çayın da bana gelmiş. Evet. En son sen sakinleş Muharrem. Fenayım.